Post 42 hoş geldiniz. Bir Bomboşya'da sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz sevgili Mert Denizmen, Ali Atay ve Feyyaz Yiğit. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle çok ciddi bir program gibi girdim. Biz kaç konuk getirirsek getirelim konuktan fazla olmayı başarabiliyoruz. Ve böyle bir anlamsız bir görselle bırakıyoruz sizi. Ortaya almış böyle bir sürü adam size bakıyor. Bir yere bakıyoruz şimdi. Biz çok iyiyiz abi. Sadece seyircilerimiz açısından şu sakıncalı olabilir. Mert'le benim aramda Ali'nin kafası çok küçük gözükecek. Ama iki başı siz tuttuğunuz için o kompozisyon şey olur, tamam. Bunu ayarlarız ya. Biz onu bir şekilde kurguda çözeriz. Kurguda, evet. Beni küçülttün ama. Baştan şu uyarıyı yapalım. Son filmden, Cinayet Süsü'nden bahsedeceğiz ama spoilersız bahsedeceğiz. O yüzden korkmayın yani, kapatmayın diye. Onu spoiler da verebiliriz yani. Ne olacak ki? Abi sonunda... Kararında sana diyelim ya. Abi şimdi... Kararında spoiler verelim. Tam film çıktığında yayınlayacağız ya, o yüzden dedim. O zaman şey, çok da spoiler vermeyeyim. Çok da spoiler. Tabii tabii canım. Biraz şey sonunu söylemiyorsun ama. O kadarına da spoiler denmez canım. Şeyinde, ayarında. Tamam, o ayarda. Bu zaten filmin ilk 10 dakikası. Biz onu çok yapıyoruz bu arada. Değil, bütün filmi anlatıyoruz sonra. Henüz kimse bir şey demedi ama. Şimdi abi daha önceden de konuştuk ama ya bu fikrin nereden geldiğini ben bayağı bir etkilenmiştim. O yüzden bir de insanlara da anlatmanı rica ediyorum şu anda. Çünkü ölümlü dünyadan sonra hani gelişti ya. Bir şey demiştin sen bana, onu şimdi söylersin. Biz şey böyle olağanüstü olağanüstü fikirler bulalım becerisinde değiliz pek. Böyle bir şey olsun yani, elimizde bir yol haritası olsun. Bir şey bulalım, bir konu bulalım. Bu polisiye meselesinden önce şeyi bulduk biz. Yani dedik ki bir tane post apokaliptik mi yapsak acaba? Dünyanın sonunu biz da bizim gözümüzden. Tutmuyor. Yazın yapmayın abi. Yazın yapmayın abi. Bağcılar sandılar düşündük. Bizim dekoru. Bağcılardaydı, evet doğru. Bağcılar ben İyildi çok... canım. Sizinkinde de dünyanın sonu mu geliyor? Post apokaliptik bir şey çıkıyor. Zaten söyledik abi, bizim evin orada değil mi dedi adam. Ya bir tamam işte. Ha, denk geldi, biz oraya gittik. Kundura fabrikasında çekiyor. Bağcılar her şey orada çekiliyor dediler. Evet evet, dünyanın sonu içinde. Bir tek orası ayakta kalacakmış zaten, dünyanın sonu. Kundura fabrikası. Orada çekim yapılacak. Siz neden vazgeçtiniz abi? Birileri konuyu mu böldü böyle üzerine konuştu yani? Abi bizi çok demoralize ettiler. Bu olmaz işte, bunun için daha erken falan. Ama çok gerçekten konu. Dünya duruyordu bizde. Yani bir ailesini ziyarete gelen bir adam evine i̇şte gidiyor ve bir anda Stefan'da dünya duruyor. Yaparız, yaparsınız abi belki. Sonra. Olsun ya, o yüzden diyorum, spoiler önemli değil yani. Nasıl durduğu önemli yani. Tabii canım, doğru. Öyle bir hikaye vardı. Uzun uzun onu yazdık aslında. Uzun uzun konuştuk. Bayağı üstüne. Bir yazdık. Ya bundan önce 2 ay biz ona çalıştık. Yani bayağı bir sürü sahneler çıktı. Bir sürü şey bulduk. Karakterler çıktı falan. Sonra dedik ki bu çok fazla şu an. Başka bir şey yapalım. Ne yapalım? Polisiye yapalım dedik. Biz de böyle yeni bir şeyler deneyim, ne yapalım? Bomboş çekelim. Evet, öyle oluyor. Yani inanılmaz bir fikir hiç gelmedi. Şeyden bana hiç dolayı, gelmedi. Yani bunu çok zor yapıyoruz. Bunu şimdi yapmayın gibi bir direktifleme. Yo o kendi kendimize konuştuk onu. Bak 2 ay çalıştık, güldük ettik, şakalar bulundu falan böyle. Hadi miyiz falan diye ya siktir yapmayalım. Şey olmayacak dedim. Ben biliyorum bunu. Bizim şeyi. Evet, ekip komple herhangi bir kararımızı hayatta. Abi 2 ayımızı yedik bununla ya. Olsun abi. Biz 2 yıldır aynı. Abi peki mesela ya şimdi Ölümlü Dünya 2 gibi bir şey bekliyordu herkes. Evet. İleride böyle bir şey var mı? Bu araya böyle spin-off gibi mi girdi? Nasıl bir durum oldu? Spin-off her iyi belirgin diyorsun. Ölümlü Dünya 2 böyle bir yani aklımızda yoktu. Ölümlü Dünya ne kadar izlenecek, bir sevilmediğini düşünüp evet şimdi ne yapıyoruz falan diye başka bir şeye döndük. Sonra sonradan çok şey oldu, film izlendi falan. Yani Ölümlü Dünya 2 fikri de bizim böyle hiç böyle çok fazla tahrik olduğumuz bir şey değildi açıkçası. Ya bizim filmin sonunda herkes ölüyordu. Evet, çok güzel ölüyorlardı. Ya bizim böyle... Hakikaten yani... Keyifle yazmış orada. Yüz kare ölüyordu herkes böyle bir... Ya böyle gerçekten böyle lafı yarıda kalmalı, soda açarken ölmeli falan diye. Keşke... Çok güzel bir şey ya. Sevil ablanın... Biz de böyle ölelim ben. Peki o şeyde çok final sahnesi, o evde mi ölüyordunuz yoksa farklı? Orada. Yani orada zaten atıyorum, bayağı vurulmuş. Diyor ki işte, abi bunu söylemek bana düşmez ama diyor. Ve ölüyor ve... Son ne diyecekti acaba? Öbürü sodasını açıyor, ölüyor.
Evet, çok güzel bir şey oldu. Bu da şey, Director's Cut gibi böyle alternate. Bu sonu niye istemediniz? Biri mi dedi? Ya hiç kimse, bize kimse bir şey demiyor genel olarak yani. İstiyoruz aslında demelerinde. Asıl sorun şu oldu. Senaryoyu okurken insanlar o işte karakterleri, o aileyi falan o kadar seviyoruz ki finalinde böyle çok düşüyoruz. Hayır, dediler. Senaryo okurken izledikten sonra oldu. Senaryodan... İlk senaryo okuyanlar da şey dediler yani, bunun ölmesini istemiyor kimse onların o gibi bir durum çıktı ortaya. Biz de ya komedi filmi yapıyoruz, salondan böyle sinema çıkışı vardır ya, arkada müzik devam ederken yavaş yavaş yürüyerek çıkarsın. O anın hüzünlü olmaması gerektiğini falan düşündük. Tam bu an üzerinden düşündünüz ama böyle insanlara çıkışını hayal ederek. Evet evet. Yani o genelde baştan şu uyarıyı yapayım. Biz kesinlikle hiç profesyonel değiliz hiçbir konuda. Evet, çok yani. Benzeşiyoruz ya, garip bir şey. İnanılmaz ya. Yani film yazarken salondan yavaş yavaş çıkışlarını hayal ediyoruz. Hiç düşünmeyeceğim şey. Nereye hayal edeceğimizi biliyoruz. Arkada müzik çalıyor böyle. Ara ara spin. Abi niye öldüler ya? Sonu böyle yazmak çok komikmiş ya. Nasıl çıksınlar sinemadan diye düşünüyorum. Çok mantıklı. Çok çok mantıklı abi. Cinayet süsünü ve ölümlü dünyayı izleyen insanların bir şeyi var mı? Net bir kanısı yani, bu filmde böyleydi, bu filmde böyleydi, aradaki farkı betimliyorlar mı? Çünkü ben şeyi gördüm mesela. Benle millet aynı fikirde mi, ona getirmeye çalışıyor. Evet evet, sen kendi fikrini yapıyorsun. Sen oraya getiriyorsun. Ben ilk Ölümlü Dünya'yı izlediğimde kaptanlarla beraber izlemiştik. Hasetimden gülemedim. Evet, o kadar evet. Kıskandım ki. Ya. Yani. Muhteşem bir konu, muhteşem bir komedi, muhteşem oyunculuklar ve gülemedim. Ama ikincide Cinayet Süsü'nü izlerken dedim ki evet, bu adamlar yetenekli, bu adamlar bizden daha zeki kesinlikle. Rahat rahat güldüm. Hangisinde daha çok rahattım izlerken? Ölümlü Dünya'da, ama mesela Cinayet Süsü'nde daha çok güldüm. Ha. Evet mesela. Güzel, süper bir şey oldu abi. Biz hakikaten daha fazla güldük. Bir de evet, Ölümlü Dünya'nın yani koyduğu çıtayı düşününce mesela daha hani şey bekliyorsun, böyle birazcık da o kalitede bir şey bekliyorsun ama ondan daha fazla gülmeyi açıkçası beklemiyordum. Abi yani bizde de oldu. Daha komik. Ben daha izlemedim yani bu arada filmi. Gerçekten ciddi mi? Çok güzel olmuş. Bayağı bayağı güzel. Nasıl bekliyor? Ben hiçbir sadece kafa sallıyorum. Toplantıya. Sen bayağı komik. Sahne var ya falan. Evet, orası. Sahne var, çok güzel düşüyorsun ya. Abi orası çok iyi. Vallahi gidelim beraber bir abi. Çok söyleyeyim. Galaya gelseniz. Ben Ölümlü Dünya'yı galada, onu da galada izlemiştim. O da güzel filmdi. Siz aptal gibi totem yapmaya başladınız. Ya bu hiç izlemiyor filmleri hiç. Başından beri Ölümlü Dünya'yı da izlemedim. Ve buna döndü hikaye. Ya ben şey istiyorum. Totemden ziyade oradan çok fazla zaman geçiyor. Galada yaban totem bir yere geçiyor. Onun tadını alayım istiyorum. Baştan sona unuttum. Şey çok şey konuştuk. Çok bölündü gerçekten. Burada, yani. Yani. Burada biz Beşiktaş daha çok eğlenelim. Çabuk daha çok eğlenmemiz lazım. Ne bakıyorlar şu an, bize bakıyorlar şu an. Bir tek ben eğlendim. Hıçkırıyorsun sandım. Sizi kandıracaktık, olmadı ya. Neyse. Peki nasıl hayal etmiştin mesela? Bizi izlerken hayal ettin mi yazarken? Çocuklar izlerken nasıl gülecek, eğlenecek? Hani öyle yazıyormuşsunuz ya. O nasıl egoist? O her şey. Öyle bir şey. Hayır hayır, izleyici olarak bizi diyorum. Lan bizi değil. Spesifik olarak yani bizi hayal edildi. Bozkırt. Boğaçlar var ya. Boğaçlar nasıl izler bunu falan? Adam içeri girer. Parantez, Boğaç buraya gülecek. Ondan sonra adam çıkar. Vallahi güldüm hakikaten. Bak işte. Düşününce oluyor ya. Güldüm. Ben şu herkesin merak ettiği şeyi soracağım. Hadi. Abi senin mesela Ölümlü Dünya'daki tiratlarının yüzde kaçı Doğaç, yüzde kaçı yazılı? Ben aşırı merak ediyorum ya. Sıfır koyuyorlar, oynuyor musun? Yok, yazıyoruz ya. Yani. Doğaçlama şey yok gibi bir şey yazıyor. Ya. Öyle mi? Ölüm Dünya'nın sıkıntısı o oldu işte. Çünkü filmi izleyince yani insanlar filmin büyük bir kısmı sanki doğaçlama gibi. Evet abi. Doğaçlama filmi çekilir mi? Doğaçlama filmi çekilir mi abi? Halbuki yani ben, biz gördük şekilleri. Şimdi bir şey yapalım. Sen geliyorsun. O şekilde var. Hep öyle sanıldığı için öyle çok büyük sıkıntı öyle oluyor. Gidiyorsun yani bir filmde, dizide, bir şeyde oynayacaksın. Atıyorlar sana. Evet. Değil mi? Öyle. Ama çok abi, öyle. Abi burada iki tane kelime var. Ve ben bunun yüzünden nasıl sana bir tirat oluşturacağım yani? Hep öyle sanılıyor. Ve burada hiç doğaçlama, yani çok az, küçük anlar ufak falan. Ufak tefek yerler var ya mesela.
Evet, ya onun doğal durması. Evet, çok doğal duruyor. Evet. Olay o zaten, evet. Yani doğaçlama gibi, hiç yokmuş gibi. Cinayet süsünde de aynı şey var. Mesela izliyoruz, izledik hepimiz filmi. Ya düşünüyorum. Siz görmemişsiniz zaten. Ben anlatırım size. Güzel film. Ya olaylar çok komik, yaşananlar çok komik ama hani gerçekte olmuyordur bunlar diyemiyorum. Ya çünkü eminim ki bir karakolda o diyaloglar yaşanıyor. Bir de bir yani. O tepkiler veriliyor. Kesinlikle eminim ama. Abi zaten değilim. Bak şöyle bir durum. Bu mesela spoiler falan değil bu. Ya böyle bir seri cinayet durumu çıksın bizim ülkede, bizim polislerin vereceği tepki bu. Doğru. Ama şeyden biz bilmiyoruz ki, bizde seri katil diye bir şey yok. Böyle bir bilincimiz, algımız falan. Bizde sapı deniyor. Bilmem neci var ya. Öyle seri katil. Bir tane insanı vardı. Koltukçu mu neydi var? Çivici vardı eskiden. Kasımpaşa sapığı vardı. Ümraniye. Bizde hemen öldürüyorlar bir de seri katil. Pompalı çıkıyor. Çok zeki. Hiç sofistike değil bizde. Evet. Zeki değil. Polisler mi hemen yakalıyor? Katiller mi hemen yakalıyor? Halk yakalıyor ya. Hemen yakalıyorlar. Ümraniye sapı. Arada 4-5 kişi gidiyor falan yani. Planlama yok, planlama. Disiplin yok onda. Abi iki filmde de bir de şey var. Ben de şimdi demin Sonat'ın yaptığı gibi kendi fikrimi şey yapacağım. Doğru mu diye. Bir benim fikre için. Bakın bir boğa çimkine. Aynen şimdi. Öyle karşılaştırın. Ben bu iki filmde de şeyi görüyorum. Bu karakterlerin olaylardan ders çıkarmaması durumu var ya. Yani bu karakter gerçek hayatta olduğu gibi. Evet, tam diyecektim. Yani şey böyle güzel çok film. Sorunlu. Çok sorunlu ve böyle eksik tipler ve aslında onları içinde bulundurduğunuz olaylar böyle onların o özelliklerini ortaya çıkaracak cinsten. Ya bunlar kötü insanlar aslında kötü ama ya daha doğrusu eksik insanlar. Biz onların bu eksikliklerini gördüğümüz sahneler yazıyoruz size ve o komik oluyor. Sonra film bitince de hiçbir ders almıyorlar. Mesela bu isteyerek yani yolun başında buna karar verdiniz mi yoksa içinizden böyle karakterler yazmak mı geliyor? Abi ders alamazsın ki öyle bir durumdan. Nasıl ders, ne çıkaracaksın dersi yani? Yani mümkün değil. Bir de ben konuyu daha ciddi daha bir yerden cevaplayayım. Tabii. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Çok yayın anlatmamız. Mesela biz kendi aramızda tartışırken de yani hep aslında hepimizin hemfikir olduğu şey şu. Ne anlattığının hiçbir önemi yok. Yeter ki bunu ikna et. Yani bunu izleyen kişi bu gördüğü şeyin gerçek olduğuna ikna olsun. Hmm. Çünkü ne kadar inanırsan o kadar komik oluyor bir şey. Yani bu olayları gerçek bir YouTube videosu olsa falan onun gerçek olması kıymetli yapıyor. Ölümlü Dünya'da mesela diyalogların doğaçlama zannedilmesinin sebebi de onların çok gerçekçi kurgulanması ve oyuncunun rahat bırakılması, kendi ağzına oturduğu şekilde bazı şeyleri dile getirmesi, o ne bileyim 3-5 kişinin konuşmasının o ritmin ona göre ayarlanması vesaire. Şey şimdi cinayet stüdyosunda de hiç olmayacak şeyler var evet. Ama o insanlar ve o insanların tepkisi bizi ikna ediyor buna. Evet. Aslında komik olan şey de o oluyor bence. Yani biz şöyle garip birini yazalım da şöyle bir şeyler yapsın ya değil de biz kimi yazarsak yazalım bizi ikna etsin refleksi. Biz aslında durumlar yaratıyoruz aslında. Abi. Hiç alakası durumlar. O durumun içine kimi koysan şaka yapmadan çok komik bir duruma düşer zaten. Mesela dünyanın durması. Dünyanın nasıl duracağıyla ilgilenmiyoruz. Yani gerçekte dünya hani bir yıl içinde yavaş yavaş falan duran bir şeyi var, durumu var. Ama biz mesela onu bir anda durdurmayı planlıyoruz. Böyle yemek yerken falan diye bir anda duruyor dünya. Yani onun üstüne gelişiyor hikaye yani. Ya onu eğer sen inandırıcı kılabilirsen, seyirci evet, onu alırsan bunun inandırıcı olması lazım. Zaten bitti zaten. Dünya yani. Zaten böyle durur abi demen lazım izlerken. Aslında, çıkınca olmaz canım öyle şey de yani. Önemli diğer değil. Türk komedi filmlerinden mesela ayıran bir tarzı da var aslında Ölümlü Dünya'nın da bunun da. Belki de bu hani gerçek karakterler üzerine yoğunlaşılmasından geliyordur. Çünkü bizde genelde skeçler bütünü oluyor ya. Evet. Komedi filmleri. Ama ona mecbur kalıyor insanlar. Espri yazıyorlar yani. Tabii. Bu filmde mesela espri yazılmamış sanki. Biz ona önem... Durum yazılmış ve şaka oradan çıkmış. Ant içtik ya bayağı ilk filmi yazarken. Ölümlü Dünya asla evet şaka senaryo otururken kesinlikle şaka yapmayacağız abi diye. Çünkü otur, şeyde komedi çok filmi yazmak şaka da yapamıyoruz yani böyle hani böyle gördüğün bizim fragmanlar da yüzden hiç olmuyor, komik olmuyor falan. Şaka yok çünkü bir anda böyle inanılmaz iyi bir şaka geldi falan. Böyle bir şey olmuyor. Durumlar çok komik olduğu için fragman kesemiyoruz. Yani bir durumun başını, kıçını, önünü, sonunu falan biliyor olman lazım ki onun komedisi çıksın. Fragmanlar o yüzden evet falan diye çok tepkiyle karşılaştık böyle. Hızlı, güzel, değişik falan diyorlar. Ya film izledikten sonra bir yerlere oturdu. Hazal mesela ya filmi, senaryoyu falan bildiği için fragmana çok güldü. Yani bir sürü şeyi anlamlandırdı, ne olduğunu falan anlayınca böyle
Bir de şu an neşeli hamile. Çok fazla neşeli Azal şu anda evde. Hamile kitapsa bilmeye başladık. Bir kıl olmuş gibi orada. Niye mutluyuz ya? Niye kadar dalga mı geçiyor acaba falan? Ne izlemedi falan. Pasif agresif. Kafamızdaki şeyleri söylediği zaman karakterler, ben mesela şeyde evet, yıkılmıştım ya gülmekten. Ölümlü Dünya'da şey sekansı var ya, bir babanın bir çıkışı var sinirli şeyin, kızın babasının. Ondan sonra Doğu şey diyor ya, hani çok yapay değil miydi bu çıkış? Düşündüğüm şeyi karakter söylediği anda bittim ya zaten. Yani böyle bir dördüncü dua yok yani. Direkt yere düştüm gülerken. Ve hep Ölüm Dünya'dan örnek veriyoruz bu filmde, spoiler vermemek için. Ama hani karakter işte Mehmet Özgür'ün bir şeyi vardı hani. Belki 6-7 dakika izliyorsun o sekansı. Alete şifreyi söylemeye çalışıyorlar ya. Meryem, Mermet falan. 6-7 dakika izliyorsun, komik bir sahne, okey. Kimi bildim? Şey sahnesi var ya abi. Meryem de iyiymiş. Hangi filmdeydi bu? Ölümlü Dünya. Ölümlü Dünya. Sen hala izlemedin. Ben izlemedim. Mermer. Değil mi? Evet. Tamam. Ondan sonra işte arabada o sahne 7-8 dakika. Şimdi düzeltelim abi, onu şifreyi söyleyen Alper Kul. Sen Mehmet Özgür dedin. Ama oraya bağlayacağım işte, bir dakika. Ha pardon, çok özür dilerim, çok özür dilerim. Neyse, o sekansı izledik, geçti. Ondan sonra Mehmet Özgür arabada diyor ki babaya, hani niye parayı alamamışlar? Dilleri dönmemiş diyor. Ben o dilleri dönmemiş cümlesini duyduğumda kahkaha atmıştım şeyde. Biliyorum dillerinin dönmediğini. 6 dakika izledim orayı. Ama kimse o şekilde özetlemiyor. Dilleri dönmemiş deyince aa siktir diye. Şimdi bak, tam bu fragmana o kısmı koyduğunu düşün. Bak, hiçbir oraya şey, hiçbir şey anlamazsın. Yani Mermer Merve'yi bileceksin, oradan kasa alma vazgeçmişler. Ya senin canın sağ olsun diye kasadan çıkıyor, 2 milyon dolar bırakmışlar orada falan. Arabaya dilleri dönmemiş diyor ve bütününü izlediğin zaman bir anlamı oluyor o zaman. Bir de orası uzun soru cevap, hani ne oldu, neden alamamışlar? Dillere dönememiş. İşte ne olmuş? İşte isim, soy isim, isim şeklinde 3 kere söyleniyor falan. Bütün o süreci özetliyor ya aslında orada ilham ediyor. Yani dillere baba da dönmemiş. Tepki vermiyor ya orada. Bir şey demiyor. Evet, yani kimse bir şey yapmıyor ya. Çok iyi film ama abi. Yani tavsiye ederim. Evet, hadi izleyin yani, kesin. O da çok iyi. Ya şey, Türk ama filmlerinde genel olarak sanki bir fragman problemi de var gibi geliyor bana. Bir de bütün filmi koyanlar var. Mesela geçenlerde gördüm. Filmin böyle işte giriş hikayesini görüyorsun. Çatışmasını görüyorsun. Finale benzer böyle inanılmaz bir şey görüyorsun falan. Sonra fragman bitiyor böyle. Neresini izleyeceğiz diye. Geniş özeti izlemek için geçiyor. Böyle yazsan şey olur yani. Giriş geçiş. Skeçler bütün onun geri kalanı. Gizli o yüzden kötüleri falan gösteriyorlar ya. Hollywood işte şeyde, Batman Superman'de gizli bir kötü var, onu görüyorsun. Hani o sonra ortaya çıkıyor. Şeyde Seven'da vardı. Kevin Spacey hiçbir yerde ismini falan geçirmemişler. Şey yapmamışlar falan. Çok cool hareketler. Güzel film. O da güzel film. Onu da izleyelim. Ölümlü Dünya'da cinayet süsü de böyle biraz şey konular ya. Riskli değil de hani böyle sert konular. Riskli. Evet. Bu özellikle yapılan bir şey mi? Çünkü benim çok sevdiğim bir şeydir. Böyle hani bir şeyi kaşımak, böyle hani izleyeni de rahatsız edecek bir şey konu itibariyle. Çekerken belki de hatta oyuncuyu bile bir yerde şey yapabilir ama ondan böyle bahsetmek, oradaki tabularla oynamak çok... Abi ama oralardan durumlar çıkıyor işte. Yani çok ciddi bir tartışma programında çok kötü kakan geldiğini düşün. Yok, programı terk edemiyoruz. Oradan itibaren başlar abi. Yani benim başıma geldi mi? Öyle geldi mi? Çok gelir ciddi yani. Tartışma programı. Yok, çok ciddi bir tartışma. Sen nereye çıktın çok ciddi tartışma? Ben seni dinledim. Ben seni dinledim. Çok özür diliyorum diye. Bence o haksızsın orada, geliyorum. Ben. Hayır efendim, şöyle bir şey yok. Ondan hepsi çıkar göster. Konuşulmuş, anlaşılmış şey. Çok özür dilerim. Ya şey çok sinirlik ya. Geliren tip o. Evet ya. Hani çok kötü bir şey söylerken geliren tip o. Maalesef eşinizin belden aşağısını almamız gerekiyor. Ama yaşlıca. Kusura bakmayın, cam açabilir misin? Ne anlatacak? Yaşamayı bırakmayan adam ya. Yerin acısı varken bari biz nefes alıyor ya. Ben ne diyecektim? Demin bir şey diyecektim. Kakan gelmişti. Ha ya, ben şimdi bir tane... Böyle de hatırlatayım. Roman ilk konu bu arada. Bunu da hatırlayan... Şeyi anlatsana, kakan gelmişti. Ben bir tane kitap yazmıştım. 2015, 2013 falan 8, herhalde. 8-9 yıldır. Bir önceki aptal.
onu işte tanıtacağız diye. Geri zekalı salak bayır. Çok haklısın. Pardon abi, estağfurullah. Ya bir dakika, aptal. Aptal ya. Tartışma programına dönüyoruz. Pardon ben de. Önceki aptal. Kitabın adı aptaldı. Aptal diye kitap ismi olur mu ya? Abi saydılar işte 5, 4, 3, 2, 1 diye oyun başladı. Aptal da bize ne anlatıyorsunuz gibi böyle bir şey. Ben buz kestim böyle. Soğuklar kesin ya. Öyle duruyorum. Ben YouTube'da vardır bir 20 saniye susuyorum. Orada kakan var dedi. Tutamım kalıyorum falan. Evet. Çok fena kakan vardı orada. Ne yaptın? Abi ya. Ya abi onu böyle yuttum onu yani içimde, yok ettim onu. Sıktım boğazıma kadar geldi yani onu. Haydi. Evet, kaka konuşulan güzel bir... Bizim muhabbetler bir şekilde dönüyor ya. Yani. Bizim Uğur abiyle ilk tanışmamızda da öyleydi. O Uğur abi gelmeden önce biz bok muhabbeti yapıyorduk. Niye? Geldi, tanıştık, ettik falan. Ve 2-3 dakika sonra tekrar bok muhabbetine döndük. Uğur abi de aldık. Koştuk, yürüyeceğiz falan. Uğur abiyle bok konuşuyoruz yani. İlk başta bir çekiniyorsun, tamam mı? Şimdi Uğur abiyle tanışıyorsun. Ben böyle duruyorum. O da sıçıyor mu? Hani şimdi insan yoklamak istiyor. Ya. Uğur abi kaka muhabbetine gelir mi? Sınırını öğrenmeye. Tam böyle hafif bir kaka muhabbeti yapıyorsun. Hemen geliyor. Bakayım şimdi Uğur abinin umurunda değil. Devam ediyoruz. Sonra devam. Çok iyi. Bir şey daha sormak istiyorum. Bu yani mesela dizi yapmayla ilgili bir baskı ya da bir şey görüyor musunuz? Mesela Türkiye'de böyle her sevilen işi daha uzun izlemek istiyoruz diye dizi yapma olayı var ya. Yani o tarz böyle mesaj geliyor mu ya da planlarınızda var mı ileride? Abi bize yani gerçekten bir yerden bir şey gelmiyor ama biz istiyoruz dizi yazmak. Küpesini çıkardım. Çok pardon, küpesini çıkardım abi. Biz istiyoruz ya. Bir karakter, ben mesela 6-7 tane karakterimiz var, çok güzel. Bir filmde bitiyor ya onlar. Hmm. Onları daha uzun, daha fazla görelim falan istiyorum. Ve dizi bence bu anlamda çok iyi bir alan. Böyle film çekiyorsun aslında karakterler üzerinden. Böyle 10 bölüm, 40 dakikalık falan bir dizi yapmak fena fikir değil gibi geliyor yani. Yapmamaya çalışırken... Kapanmamış olsaydı ben isterdim. Hmm. Ben zamanında orada programım olsun çok istiyordum. Böyle öyle bir hayalim vardı. Sadece halay. Kapandı. Her şey. Halay ve gerçekler. Programın adı genel bakış olacaktı. Hem uzun bir masa, en başta yemek yapacaklardı. Hemen yanında çok ciddi bir konu tartışılacaktı. Onun yanında birisi yeni albümünden şarkı okuyor olacaktı. En başta da işte hafta sonu maçları falan filan. Ben masada geziyor olacaktım. Dışımız tamamen demir parmaklıklar. Eyvah'tan da hafif sahnedeki akrabası bir şey gördü. Orada evlendireceğim mesela. Kayar sandalye. Tabii kayar sandalye genel bakış. Bu arada şey vardı ya. Demir kafesli bir setup vardı. Evet evet. Hafif sahneli bir şey vardı. Vardı değil mi o? Hapishane türküleri var işte. Aynen. Kameraman açı arıyor böyle. Biz onu bak Leyla ile Mecnun'da yaptık öyle bir şey. Dilberay'ı koyduk kafesin arkasına. Baktım o güzel fikirmiş falan değil mi? Varmış yani o program. Ve ben onu şu an öğreniyorum. Öncesinde yoktu belki. Hapishane sohbetleri, oradan mı buldular şarkıları mı? Öyle bir şey. Bundan habersiz bir şekilde mi kafese koydunuz Dilberay'ı? Herhalde ondan çağırıyorlar diye yani... düşünüyorum. Bilmiyorum, o dizide öyle o bir şey vardı. O da hiç yadırgamadı belki de. Tabii canım, şey kafese koyup Dilberay'ı. Altı kafese koymuşlar. Yani. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şeyi sorsana güzelden, bir tane daha filmde hangi konuları? Soruları şey yapmıyoruz mu ya önceden? Bunu hazırlamadım ya. Sen niye sordun ya? Ben hazırlayacaktım, unutmuş. Aynen. Evet, kakam oldu. Çıktık tatiller. Biz de bu açıklara kalırız. Sormayın bir şeye, devam edelim. Yok dur. Çalıştığımız. Neden komedi? Çok kadar. Şey... Ya ben öncesinde şöyle bir şey geldi aklıma, acaba onunla mı alakalıdır diye soruyordum da onu hatırlattı. Şimdi öncesinde, ya böyle söyleyince de çok kötü olacak bu soru beklenti ama. Beklenti çok arttı. Evet, sanki çok önemli bir başım şey. Neyse, merak edeyim. Öncesinde suçluları anlatıyordunuz, şimdi polisleri anlattınız. Ana! Mesela sonra ne olur? Böyle bir şey dize işte, bu bak ben kötü olacak diye. Allah cezanı. Ama güzel bir tespit değil mi yani? Güzel güzel, içeriği falan hoş, evet. Değil mi yani? Ben daha karizmatik şey yaptım onu. İçeride, biz sonra ikisini birleştirsek mi acaba dedik. Hep kaçanlar komik olur, kovalayanlar komik olur falan. İkisinin de komik olduğu bir film yapsak mı acaba dedik. Bence çok iyi olur. Polislerin de, suçluların da. İşte ben müthiş tespit yapmışım. İnanılmaz bir yere parmak bastınız. Daha öncesinde de konuştuk. Bu belki fikir olarak da vardı zaten. Var mıydı?
Yok şöyle. Şöyle bir özel bir şey yoktu. Yapmadın ya. Yani. Alo bakın ne diyeceğim. Bir kimde biz sınırları anlatmıştık. Dilerseniz öyle bir fikir değil de şeyi düşündük soruşu. Şahitleri anlatıyor böyle. Yani, şahit yazılanları bir kere. Ölümlü dünyada bir sürü şey oluyor. Bir tane polis yok mesela. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Polis koyamadık ya. Olsun hani abi, hepsinin olduğu böyle bir hikaye düşündük tabii ya. Ya bir tane şey sahnesini gene spoiler olmayacak da bir iyi polis kötü polis sahnesi abi, var evet. Ki filmde. Abi evet. İyi polis çok daha iyi başlıyor. İyi polis çok daha iyi polis. İnanılmaz polis. Talihinin artması çok güzel orada ya. Muhteşem yani espriyi harcamayalım diye çok bahsetmiyorum ama. Yani... Ama biz onu verdik galiba teaser'da var o. Teaser'da var. Ha o zaman izleyenlerim. Ama kapının önünde yani. Zaten sadece lafı geçiyor. Ya işte o tek başına teaser'da komik olmuyor abi. O bütünü bilmen gerekiyor yani. Ya bir de öncesinde mesela senin karakterinle birlikte o sahneye gelince daha güzel oluyor. Öyle bir şey beklemiyorsun çünkü ondan yani hakikaten bunu düşünerek yaptığını değil o sırada saçmalıyor zannediyorsun değil mi? Müthiş yani izleyenlere ve izleyeceklere şunu diyebiliriz ama mesela Ölümlü Dünya'da ve çok eskiden bunu Cem Yılmaz'ın stand-up'larında vardı. Öyle bir eser çıkıyor ki ortaya mizahın lügatı değişiyor ya. Hani Cem Yılmaz'ın stand-up'ında yaptığı bir şeyi hala kullanıyoruz. İşte Faruk Eczanesi misal. Burada da mesela bir kişi be bir kişi hala her halı sahalarda bile kullanıyor millet defansa gelmeyince. Bu cinayet süsünde de kesinlikle öyle lügatınıza işleyecek cümleler var yani. Biz kullanmıyoruz aramızda da söyleyemiyoruz. Aynı şey hatta geldi. Buraya kesin. Bilgisayar sekansı. Chat sekansı. Alalım. Ha varız. Bunu ben kendim mi kurdum yoksa böyle bir şey var mı bilmiyorum. Ben kendim kurduysam da beni çok utandırmayın ne olur. Şeyde cinayet süsünde bu katil bir mesaj daha doğrusu şey Feyyaz'ın karakteri katile bir mesaj gönderiyor. Altı, bir saatli bombanın üstünde oturuyorsun ve bittiğinde döküleceksin her şey diye. Ondan sonra mesela Bildur Kaya'nın saatli bombanın üstünde oturduğu ve orada her şey döküldüğü bir sahne vardı. Bu hani bir foreshadow mu yoksa hani foreshadow. Evet evet. Mi? Ama bir yere de bağlanmadı sonra. Planladığımız tek şey olabilir. Böyle bir şey olsun falan. Çok güzel. Bunu yakaladım ben o zaman. Bravo. Evet, teşekkür ediyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Vallahi. İşte gençler ben işte böyle abi. Şey hele izliyoruz filmi. Azıcık dikkat. Azıcık özen. Vallahi. Arkadaşlar foreshadow'lara biraz daha dikkat edelim. yakalayalım. Bilmiyorlar abi şey yapmıyorlar. İzlemiyorlar. Abi canım. Biraz karakterlerden bahsedelim. Herkes flash back. Kimse foreshadow'da değil. Tabii. Biraz da geleceği düşünelim ya. Tabii canım. Karakterlerden... Biz hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Tabii. Greta, Greta hoş geldin. Dünyada yaşıyoruz. Biraz da karakterlerden bahsedelim. Madem spoiler yok. Oo şeklinde. Karakterlerden bahsedebilecek miyiz peki? Kesinlikle. Hiç izlenmemiş bir filmle ilgili karakterlerden. Tabii ya biz izledik. Onlar bile izlememiş. Bunlar da ben bahsedemedim isterseniz. Bir şey, totem için izlemiyorsunuz değil mi? Yoksa hani... Abi yok öyle denk geldi ya. Ha izleyemiyor vakit bulamıyorum. Ben bir de vakitten de değil yani. Filmi unutup da izlemek istiyorum. Yani oradan zaman geçsin. Çok güleceksin. Ya ben mesela montaj falan yaparken... Ben film gibi izleyeyim. Kimse gelmesin istiyorum. Yani montaj ile ikimiz böyle vır 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 2 ay 3 ay uğraşıyoruz. Çünkü benim kafam çok çabuk karışabiliyor. Ondan sonra bitirdikten sonra böyle bir en kaba haliyle bir izliyor işte insanlar. Ondan sonra... Daha da rahat fikir verirler diye mi? Var mı öyle? Yani benim kafam karışmasın diye. Çünkü ne yapacağım çok net. Ya ona bir ulaşmaya çalışıyorum önce. Eğer önden müdahale gelirse çok karışır gerçekten her şey. Şakalar anlaşılma bu çok bayağı çok riskli şeyler bunlar. Küçücük anlar. Böyle saniyelerle falan uğraşıyoruz falan. Bir gün bir saniyeyle uğraşıyoruz böyle. İki gün oluyor, üç gün oluyor falan. Küçücük anlar oluyor. Girip bir solukta yapıp çıkanlardansınız o zaman. Değilim ya. Olmuyor işte. Bak filmi yapıyoruz montajda. Yani iki ayda bitti diyelim. Ondan sonra filmi bir unutuyorum ben. Bir ay, bir buçuk ay sonra gidip izliyorum. Diyorum ki olmamış ya. Bir sürü yerde bir sıkıntı var. Sarkıyor falan. Esler var çok çok falan. Sonra kesiyoruz onları tekrar. Sonra tekrar dağıtıp bir daha birleştiriyoruz. Ya şakayı bir karşı tarafa yani durumu karşı tarafa geçirmek çok zor iş. Onunla uğraşıyoruz biraz. O yüzden oraya kimse girmesin istiyorum. Şimdi Feyyaz girecek, Mert girecek falan izledikleri zaman çok kişisel şeylere dönebilir hikaye. Anlatabiliyor muyum? Yani onlarla birlikte böyle... Ya da şu da kötü mesela girdik, gülmedik. Onun morali çok bozulur. Gülmüyorsun zaten. İlk halinde hiçbir şey yok. Yani durumları anlatırken böyle sıkıştırırken hiç komik olmuyor. Mesela bu cinayet süsünü ilk çıkardı 124 dakika çıktı.
124 dakika komedi filmi olur. Yani böyle çıktı ve komik değil gerçekten. Uzun uzun uzun. Sonra işte zaman içinde izleye izleye parçalayarak şey oluyor. Başka bir hale bürünüyor yani hikaye. Peki şeyden dolayı attığınız bir sahne oluyor mu? Mesela cinayet süsünde belki ölümlü dünyaya nazaran biraz daha keskindir kurallar da hani bu çok ağır. Bir komedi filmi için değil, yani genel olarak çok ağır bir sahne. Çünkü hani konu da hani öldürülen insanlar var ya. Hani bundan mizah çıkarmayalım diye böyle bir otosansür gibi. Böyle bir hassasiyetle mi? Evet. Ya iki tane sahne çıkardık cinayet süsünden. Bir tanesi çok komik gerçekten ama çıkarmak zorunda kaldık. 3 dakikalık bir blok. Ya akışı falan etkilediği için çıkardım ama çok komik bir sahne gerçekten. Ha. Bir akıl hastanesine gidiyor şey. Yani Dizdar'la Bündür'ün karakteri neydi lan? Asuman. Ha, Dizdar'la Asuman. İkisi. Sağ olun geldiniz için. Gerçekten karakterlerden bahsedemiyoruz. Oyun olmasın diye değil mi? Onlar akıl hastanesinde çok komik bir sahne gerçekten ama orayı kullanamadık yani. Şey genel akışı bozduğuyla ilgili evet. Bir sıkıntı. Ya bir ritmi oluyor yani. Bu ritmi bozduğun zaman benim de canım sıkılıyor izlerken. Bunda mesela bizim izlediğimiz versiyon galiba son versiyon değildi ama şey anlamında mesela hiç böyle fazla uzayan işte ya da ya burayı birazcık daha görseydik dediğimiz sahne yoktu. O anlamda mesela o şeyler diğer Türk komedi filmlerinde çok fazla gördüğüm bir şey değil. Yani mesela sketch gibi bir sahne çekiliyor. Full izliyorsun ve mesela bir espriye gülmüyorsun. İkinci espriye gülmüyorsun. Şimdi üçüncü de seni yakalayamıyor o saatten sonra. Evet. Çünkü o çoktan çıkmış oluyorsun o moddan. Burada herhalde onu çok yani üzerine eğildiğiniz için olmuş. Mesela bir tanesinde o gerçeklikten çıkmadan bir espri yapıldığı için yani zorlama bir şaka olmadığı için İkinci de üçüncü de yine gülme şansın oluyor. Yani o mesela çok başarılı bir şey bence. Zaten görmediğimiz bir şey. İzlediğin insanın o an şaka yapmadığını bilgisiyle izliyorsun ya. Onun o çok komik bir şey. İşte o duruma alıyorsun seyirciyi. O durumun içinde kalınca zaten arka arkaya geliyor her şey yani. İçine bir de ekstra bir şey koyduğun zaman çok anlamsız böyle şey olur. Ballı baklava gibi bir şey olur yani. Ya bütün bunları benim gözümde açıklayan bir sahne var. Big Lebowski'de. Rüzgara karşı külleri yükseltme sahnesi. O yani her şeyi açıklıyor o sahne. Her şeyi yani. Bütün soru işaretlerini gideriyor o sahne. Şey, Leyla ile Mecnun'da da bu yere benzin döküp ismini yapıyorlar ya. Yani. Yokuşa döküyorlar abi. Akıyor falan böyle. Ön yanıyor. İsim de okunmuyor. İtfaiye falan. Romantik de olmadı. Hiç romantik olmuyor. Ama o gerçekten yani senaryodaki hali onun gerçekten yazıyor kusursuz bir şekilde falan. Yani yokuş bulmuşlar mekanı. Yokuşa yazıyorsun ya, orada. L'den sonra diye yandı orası. Bütün sokak yanmaya başladı ve ekip arkada panik halde falan. Keselim mi ne yapıyoruz falan diye yapıyorlardı. Yanıyorum ben. Ve kıllarım falan kokmaya başladı. Abi, orada çıkan bir şey olması çok iyiymiş. Evet yani ama durumun kendisi tatlı olduğu için öyle bıraktı şeyde Onur'da. Ha, demin söylediğin şeye bir şey ekleyeceğim. Mesela Ölümlü Dünya'dan bir sahne çıkarttık. Sebebi de bariz şaka olması. Normalde biz konuşurken yazınca falan güldüğümüz bir şeydi. Ama o kadar skeçti ki. Yani komik mi evet ama o filmden çıkarttı. Evet filmde yeri yok çünkü onun. Söylesin. Komik de değildi ya. Aslında yani o sahne konuşunca komik. Ya Zafer'e bizim şey karakteri Mehmet abinin saçma sapan bir esprinin sahneye dönüşmüş hali. Onu attık. Ne? O da şey sigarayı bırakmaya çalışıyor. İlhami de buna nikotin çekyatı yapmış çıplak uzansın diye. Şaka yani. Şaka yani. Saçma sapan. Şaka. Çok hava çok sıcak olduğu için. Bunu bant kesmez diyor. O çıplak yatıyor. Oktay oturuyor oraya. Alper. Onun da midesi bulanıyor. Oturup sigara içiyorlar o koltuğa. Atletle oturduğu için. Midesi bulanıyor. Bir şey mi oluyor bunu? Komik bir şey. Çok komik sahne. Ama hani böyle bir çekyatın var olması ve oraya gelmesi. Bu şaka yani. Ama şey komik. Laboratuvarda hazırlanmış. Evet. Tasarladık. Böyle nokta tabii, falan tabii. Böyle benekli benekli. Bir yerde insana düşündükçe daha çok mantıklı gelmesi komik yani. Aslında yapılır lan akşamları yat işte 2 saat. Nikotin yatağında oturup sigara içmek çok güzel. Nikotin çekyatı. Tam Big Lebowski anlattın onu. Ama sonra da şeyi hatırla onu bulduk. Birisi söyledi hatta. Umut Sarıkaya'nın öyle bir nikotin içliği var. Nikotin içliği. Orada evet benzerlik de var dedik doğru. Ama bir de şey rahatsız ediyor insanı hakikaten.
çok böyle hakikaten ince oturup şaka tasarlamışız gibi olunca o canımızı sıkıyor bizim. Bu dedim ya işte iki filmde de yani bakıyorsun olaylar çok komik ama yaşanmış mıdır? Muhtemelen yaşanmıştır ya da yaşanacaktır ya da yaşanabilir. Evet, nikotin çekyatı anladım. Hani orada çok gerçekçi durmuyor. Gerçek hayattan bir şey gibi durmuyor. Ama geri kalan bütün film hakikaten hani kesin olmuştur bu diyorsun bir yerde ya. Evet. O şeyde olur. Hiçbir mevzun yoksa eğer takip edeceğin orada olur. Yani bir aileyi anlatıyorsan mesela Seinfeld gibi bir arkadaş grubunu falan anlatıyorsan orada yer. Orada çalışır. Ama burada hayvan gibi bir şey var. Akışı var falan. Aslında bu biraz önce benzetmeye çalıştım. Hani ders almıyorlar falan diye çok kötü ifade ettiğim şey. Mesela orada Seinfeld'de de benzer bir havada var aslında. Ya mesela o dönemin diğer sitcomlarına cevap olarak yapmışlardı ya onu. Hani böyle bir illa bir iyi bir şey olacak. İlla iyi kalpli insanlar falan. Burada da mesela o iki filmde de ben onu şeyi çok görüyorum yani bomba sahnesinde mesela yani bir yandan iyi bir insan olmaya çalışıyor ama bir yandan da görüyoruz onun iyi bir insan olmadığını. Bir görseli var yani ekranda. O çok güzel bir şey. Öyle mi diyorsun diye. Gireyim ben o zaman ne yapayım? Şey yapma onu. Seni seviyorum diye. Bir de fırça atıyor değil mi? Ne yaptın sen bize ya? Bir de suçlu çıkıyor. Kızın da bozmaması çok. Abi götün uzaklaşıyor ta oradan. Bu ama gerçek bir bad romance değil mi ya? Evet ya. Yani gitme adam diye. O da okey ya bu durum. Feyyaz'tan bir ırz düşmanı olmamış mı ya? Ama daha seti çıktığımız gün adını böyle koyduk. Bu adam bir ırz düşmanı. Evdeki dayak sahnesi zaten inanılmaz. Çok güzel. Abi Cengiz Bozkurtlu sahnelerde nasıl gülmedin ya? Bir de film sizinle başlıyor ya. Of tam adamına sordum. Şey sıkıntı çıktı. 17 tekrarda çektim. Ben artık mahcup olmuştum. Yani mümkün değil yapamazdım. Ya ben yani dönüp özür diliyorum adamın suratına gülüyor. Adam kulağıma yedip şey diyor ya. Boğazım acıdı artık Mert falan diyor yani. Peki abi arası falan nasıl bir daha gülüyorum yani. Ya şey o sahne var ya chat sahnesi. Cengiz vuruyor falan. Orada her take'te güldü. Oğlum o gülüyor ben gülüyorum. Hani normalde çık abi ne yapıyorsun falan demem. Ben gülüyorum öküz gibi. Abi falan gidiyorum yanlarına falan. Çaresiz kaldık yani. O kadar gülüyoruz ki hepimiz. Çok inanılmaz bir sekans yani. Herkes bana yalvarıyor. Gülme diye. Yani günah keçisi ilan edilmişsin bence evet, orada. Çünkü anladığım kadarıyla hiçbir suçun yok. Gerçekten inanılmaz bir sekans. Hiç yok tabii canım. Ben diyorum ki abi söyleyin gülmesin diyorum. Haa diye kendim gülüyorum. Üçsüz gibi sahneyi kesiyorum ben. Dört adam bağıra bağıra güldük. Etrafa vurarak. Yani. Böyle normal bir şey. O sahne vardı değil mi abi o sahne başında? Var 7-8 sayfa vardı. Yani bir de hani orada kesildiği için hani baştan çekiyoruz. Bir daha oradan geliyor. Unutuyorum gördüğümü falan. Dolduruyorlar beni anladın mı? Bir daha dolduruyor. En kötüsü şu oluyor. Mesela orada Cengiz abiye gülüyorsun ya. Böyle 8-10 take sonra Cengiz abiye gülmemeyi başarıyorsun diyelim. Mesela kafandan siliyorsun onu. Başka birine gülüyorsun bu sefer. O bomboş bakıyor mesela onu görüyorsun. Allah'ım diyorsun ona tutuluyorsun. Ya birisi gülmeyeyim diye lafını unuttu ya. Kendi tutmuş öyle. Lafını unuttu ne? Çok kötü ya işte. Ben şeyde de çok güldüm. Çok özür dilerim. Bomba arabayla gidiyorlar ya. Bomba imha uzmanı. Bir de orası küçücük bir alan. Minibüsün içindesin. Ben çok dalar, çok gülerim ben yani. Oynarken de gülüyorum. Abi orası çok şey oynuyor. Yere düşüyor, kaldırıyorlar adamı böyle koskoca. O kıyafetin hakikaten içine telefon düşebilir yani. O öyle tasarlanmamış. Düşünce nasıl alacaksın? O sahne, bak o kıyafetten benim haberim yoktu. Oraya bir kıyafet yapılacaktı ama normaldi. Yani o kıyafet şey, olayımız yoktu bizim. Bir geldi herif yürüyemiyor gerçekten. Dedim ki abi çok zor işimiz yani. Biteceğiz burada dedim yani. Abi herif dedim ki bırak kendini. Yani laflarını edeme. Yani konuşamam hiçbir şekilde. Ve çok kritik bir an. Normalde bizim hikayede orası böyle şey yapıyor. Bütün mevzu karşı tarafta. Hı hı. Abi ben o minibüsün içinde gerçekten ölüyordum. Düşüyor. Cengiz de olur abi. Öküz gibi gülüyorlar. Ben de gülüyorum. Diyorum Ahmet orada titriyor kamera. Abi diyorum ne yapacağız? Ne yapacağız diyorum yani. Çok zor durumdayız. Bu sahneyi çekmemiz lazım. Böyle. Yağmur ya bir şeyler falan. Çok zorlandım. Bir çıktım böyle sırılsıklamım ya. Ve o adam içinde
tansiyonu düşüyor sürekli. Evet ya. Bak sürekli şekerli bir şey yemek yediriyoruz falan. Abi ey değilim ben falan. Dışarı çıkarıyoruz öyle falan, kıyafet çıkarıyoruz. Ama çok komik bir sahne. Gerçekten iyi bir şey. Gerçekten şey ortamıyla hani ben sanmıyorum ki normal bomba imha ekipleri daha profesyonel ortamlarda gidiyorsun. Onlar da öyle gidiyor kesinlikle gidecekleri yere. Onlar da aynı sıkıntı yaşıyor. Şey vardı ya, çok güldük oraya. Özel harekat. İt getirmemiş artık. Hakikaten getirmez o adamı. Bunu almış artık. Valla it getirmedi. Çay içi yazdık. Giymem 45 dakika sürüyor. Bu cümle kuruldu ya. Bir yerde kesin kuruldu yani. O çok güzel bir müzik. Sırf şunu giymem 25 dakika. Yani Uğur abinin kabullenmesi çok sıkıcı. Yani adam diyor ki ben içeri giremem diyor yani. Bu boş çıktı binalar, ip getirmedik falan. Yapma ya diyor, kabulleniyor onu falan. Bir şey ne olay getirmemişler. Gelmesi gidiyor. Özel harekatçının ip getirmemesi de yani çok komik bir yandan. Ama haklı da. Haklı işte. Kesin yani getirmez. Her yere girdiler. Dördüncü sefer artık yani. Abi çok teşekkür ederiz. Vallahi hem yani filmi oyunculardan bile önce izlettirdiğin için öncelikle. Aşırı burada oyuncuların da biraz film abi. Aşırı komik film oldu yani. Kesinlikle izleyin. Bayağı uğraştık ama. Çıkarmaya çalışıyorken. Çekerken çok eğlendik. Ben de izlememişim. Valla süper sohbet oldu. Altta da açıklamalarda arkadaşlar filmle korsan ilgili... Korsan linkini ver. Linki bu ne işte, film izleyelim. Film cehennemi. Film cehennemi. Bulabilirsiniz. İzlemeden izle.com'da. Saklamadan izle. Bir filmi tartışıyorduk. Revenant'tı galiba. Arkadaş böyle felsefik bir şeyler dedi. Nereden izledin filmi? HD film cehennemi dedi. Sen bırak film konuşma artık bu saatte. Ben seninle ne konuşabilirim yani dedi. Bu da böyle komik olmayan bir anımdı. Estağfurullah. Bitirelim. Çok güzel bir sohbet oldu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Açıklamalara bakın. Ne yazıyor ki açıklamalara? Söylemek. Ne yazıyor? Bir şey yazmıyor. Ne haber yazıyor?